Abidesini bilmiyorum. Bilmeyenler için. Böyle bir şey olamaz. Iron Man zırhı yapımı final. Sonunda bitti abi. Evet. Çıktı. 1,5 sene. İnanılır gibi değil ya. İnanılır gibi değil. Gerçekten de. Pandemi olmasaydı daha kısa sürerdi, ben sana söyleyeyim. Böyle tek başıma yaptığım için birazcık şey oldu ama teşekkür ederim yardımların için. Ya bu tarz kanallar bana şunu gösteriyor aslında. YouTube'un ve sosyal medyanın nasıl ucunun bucağının olmadığını. Bir tarafta bambaşka bir şey yaparken bir tarafta ne kadar başka başka şeylerin yapabileceğini, ne kadar çeşidin olduğunu çok iyi hatırlatıyor ya. Müthiş, müthiş. Türkiye'nin Tony Stark'ı kendisi Evet. gerçekten. Şeref, onurdur benim için. Çok sağ ol abi. Ateşi de güzel yaktık. Değil mi? Böyle bir Evet. harlandı oldu. Bunu muhakkak görmenizi Herkese istiyorum ya. merhabalar. Hallederiz'in bu bölümüne hoş geldiniz. Bir süredir video atmıyorum farkındaysanız. Çünkü bu yeni atölyeyi kurmakla uğraşıyordum. Aynı zamanda eğer takip ettiyseniz Instagram'dan falan zırhı bitirmeye çalışıyordum. Zırhı bitirebilmem 1,5 sene sürdü. Bu süre içinde zırhla ilgili 9 Bir tane video buçuk. çektik ve şu anda da 10. bölümü, yani final bölümünü çekiyoruz. İlk bölümde zırhın kaskını ve açılmasını sağlayan mekanizmayı yapmıştım. İkinci bölümde ise zırhı sesle kontrol etmemizi sağlayan Jarvis ara birimini tasarladım. Jarvis, open the helmet. Nasıl Üçüncü mutlu bölümde ise oluyor ya, Jarvis'i geliştirip müthiş. Friday'e çevirdik ve daha sonra da zırhın kollarını tasarladık. İmdat! Kaldım oğlum, çıkarın beni buradan! Dördüncü bölümde zırhın elinden ateş etmemizi sağlayan Repulsor altyapısını kurdum ve test ettik. Mükemmel ya. Sonraki bölümde vücut zırhını yaptım ve arkasında bulunan bilgisayar altyapısını kurdum. Heh. Tamamdır. Şimdi sağ ön kolu istiyorum. Bir de o kadar naif, o kadar hiç kibiri olmayan, o kadar sakin sakin tane tane anlatan bir insan ki ben inşallah bir gün yayında uçan saksı yapacağım. Kendisinden gördüm. Çok istiyorum. Malzemelerini bir sipariş edeyim. Birlikte uçan saksı yapacağız sizinle. Çok güzel. Bunun içinde kimseyle dövüşmek istemezdim. Altıncı bölümde ise zırhın eksik parçalarını bastım. Daha sonra eklemleri ve ses efektlerini tasarladık. Çok iyi. Bu gerçekten çok iyi. Friday. Close the helmet. Ooo, metalin metale vurma sesi işte. Sonraki bölümde ise zırhın sırtındaki flapları ve uçuş efektlerini hazırladım. Muhteşem ya. Ay mesela bir yerde bir etkinlik falan düzenlese koşarak imza almaya giderim. Koşarak fotoğraf çektirmeye, koşarak giderim. Gerçekten koşarak giderim. Ya tabii ki de uçmuyor. 8. bölümde ise gerçekten nükleer enerjiyle çalışan bir ark reaktörü. Ben çok sevgili Hakkı sayesinde tanıdım kendisini. Hatta sonra ark reaktörünün ürettiği enerjiyi kullanarak eldeki Repulsor'ı ateşlemeyi bile başardık. Görebileceğiniz gibi bu tarz projeler gerçekten de çok fazla zaman ve bütçe gerektiren projeler. Bu nedenden dolayı eğer benim videolarımı izliyorsanız ya da kanala yeni geldiyseniz ve beğendiyseniz aşağıdaki abone ol tuşuna tıklarsanız gerçekten çok sevinirim. Çünkü sponsorlar gerçekten de kanala destek olmadan önce kanalın abone sayısına bakıyorlar. Zırhın şu anki haline dönersek, son bir aydır yeni atölyemde zırhı son haline getirmeye çalışıyorum. Genel olarak zaten zırh bitmişti ama pek çok yapmak istediğim şey Çok vardı, iyi yani eklemek ya. ve Yani düzeltmek çok istediğim. Bütün iyi. bağlantı parçalarının problemlerini yeniden çözdüm. Ben sizi linkliyim öncelikle. Eğer bu kanalı bilmiyorsunuz ve böyle şeyler çok ilginizi çekiyorsa ki bence bilmeniz lazım diye düşünüyorum. Eğer bu tarz olaylar ilginizi çekiyorsa şöyle vereyim. Sadece Iron Man zırhı değil bu arada. Kanalında daha pek çok bu tarz şeyi tasarladığı, ettiği. Ve dediğim gibi yani o kadar güzel anlatıyor ki her şeyi. O kadar böyle tane tane, o kadar böyle her zeka seviyesinden insanın anlayabileceği raddede. Çok çok güzel bir kanal bence. Bence çok iyi bir kanal. Yani eğer gitmek isterseniz buyurun.
Hele ki böyle teknolojiye, ben biliyorum ne kadar çok teknolojiye ilgili izleyicimin olduğunu. Ha buyurun. Aha buyurun. Kaskın içindeki tek servolu sistemi iki servolu bir sisteme çevirdim mesela. Bu çok önemli bir özellik. Bir de sıfır sıfır yaklaşıyor gördüm. Çok oldu böyle. Tek servoyla kaldırdığı için tek taraftan böyle birazcık yamuk açılıyordu. Şu anda iki servoyla birden kaldırdığı için gerçekten çok güzel çalışıyor. Zırhın devre kartını bir önceki videoda bahsettiğim gibi sıfırdan yeniden hazırladım. Bunu zaten bize bu bölümün sponsoru CLC PCB yolladı. Kendilerinin sitesinden devre kart tasarımlarınızı direkt olarak onlara yollayıp basılmış halini alabilirsiniz. Batuhan da bir kere lamba yapmıştı. Böyle şey yapıyoruz işte, devreye bağlamıştı. Birden bir yerden tuşa basıyordun, lamba yanıyordu. Ödev. Ödev. Oldukça hesaplı fiyatları var. Eğer siz de işinizdeki ya da okuldaki ya da hobi projenizde böyle profesyonel kartlar bastırmak isterseniz gerçekten çok hesaplı bir şekilde CLC PCB'den bastırabilirsiniz bunları. Videonun açıklamasına linkini koyacağım. CLC PCB'ye de bu projeye sponsor oldukları için çok teşekkür ederim. Kendileri sayesinde zırhı tam olarak istediğim gibi bitirmeyi başardım. Çok teşekkürler. Şimdi bu kartları yapmamızın nedeni daha önce bu Pipoy videosunda bahsetmiştim sanırım. Eski kartların tamamen elde hazırlanmış olması ve onların problem çıkarabilecek olması. Hatta şöyle göstereyim. Bu zırhın hiç anlamıyorum işte bunu. Sırtında olan kart. Zaten aradaki farkı görebiliyorsunuz. Bu profesyonel bir şekilde basılmış bir kart. Ve bu sayede kablolardan, atlayan kablolardan mesela bridge diyoruz bunlara, çıkabilecek problemler minimum. Hiç anlamadığım yer bura benim he. Burayı hiç anlamıyorum. Evet, Jarvis. Up in the video. İndirmek için böyle bir yöntem izledik. Onun dışında zırhın üzerinde işte hem kafasında bulunan bir elektronik kartımız var, bir de Raspberry'nin üzerinde bulunan var. Bunların hepsinin bağlantılarını yaptım. Kablolamaları yeniledim. Yazılımında bazı değişiklikler yaptım. Yani aslında o kadar çok şey yaptım ki ne yaptığımı unuttum. Gerçekten de sonunda her şeyle bitti yani. Reaktörü zaten en son bitirmiştik. Zırhın da geri kalan bütün eksiklerini tamamlamış durumdayım ve artık yiyip test etme zamanı geldi. Final testler. Bakalım başımıza neler gelecek. Gelmemesi için elimden geleni yaptım. Ay tight giydiği kızım efsane. Bu arada hala en ufak böyle problemleri çözmekle uğraşıyordum. Umarım çok büyük problemlerle karşılaşmayız. Tamam o zaman siz de hazırsanız başlayalım. Bundan sonra ne yapacak acaba? Renkli, Endgame'deki incecik zırhlara göre daha kaba ve büyük olduğunu merak edenler olabilir. Çünkü bu birinci filmdeki Mark II modeli. Evet. Yani mağaradan çıktıktan sonra ilk yaptığı model. Eğer filmdekiyle karşılaştırırsanız renk ve yapı olarak oldukça benzer oldu. Evet, Iron Man videolarının birincisinden eğer izlediyseniz hatırlayabilirsiniz. Ya sadece şu bütün bir video boyunca takıldığım tek bir nokta var. Sağ eli. Yani Iron Man'ın sağ eli var ya, şöyle duruyor ya, beni o kadar gıcık ediyor. Ya ben sıkamam der gibi duruyor ya kenarda o el. Benim sadece ona çok takıldım video boyunca. Onun dışında takıldığım hiçbir şey yok. Bir de tight giydiği kısım efsane. Geleceğiniz arkadaşım Emre de burada bana yardım etmek için. Nasıl hissediyorsun abi? 1,5 sene önce ilk videoyu yapıyorduk. Yani abi enteresan. 1,5 yıl. Bir süre ve her şey çok detaylı bir parçalar. Zor bir iş. Tebrik ediyorum gerçekten. Teşekkür ederim. Yardımların için de çok sağ ol. Arada başka işlerde de yardım etti. Hatırlıyorsanız bu gözlerini yapmıştı. Reksinden kestirtip. Sonunda bitti. Ben de gerçekten inanamıyorum. Böyle bir rüya falan gibi geliyor. Yani emin olamıyorum bittiğine. Bir de düşündüğüm zaman o kadar çok komponenti var ki zırhın yani. Hayal edince böyle nasıl bunları bir araya toplamayı başardım onu da bilmiyorum yani. Şu an çok daha zor geliyor ama neyse ki bitti. Geçmiş olsun. Mesela şu parçaları şimdi nereden halletti? Onlar demir mi? Sökeceğiz tabii de, giymesi kadar sökmesi de nedir zor. O? Plastik mi? Benim çok merak ettiğim şey o. Hadi abi o zaman başlayalım. Ben sana göstereyim neleri nasıl yapacağımızı. Hatta takarken... Zırh ilk yaptığı zırhın aynısı. 3D printed'dan yaptı. Okey tamam tamam. 3D yazıcıdan yaptı yani. Bu bizim arkamızdaki logo da mesela 3D yazıcıdan. Mikrofonların, servoların falan sokak. Şu kaskı açmak için hatırlıyorsun değil mi mekezmeyi? Titanyum bikarbonat. Şimdi bu kısım en gıcık kısmı. Bunu yaptıktan sonrası çok daha kolay.
görmem lazım. Şunu öne doğru açıyorsun. Bunu böyle. Canım ki ben o kısmı izlemediğim abi. İçin. Şurada. Aha. Onu bilmiyordum. Teşekkür ediyorum. Benim de burnuma takılıyor. Şimdi şöyle getirip aynen yere koyacağız. Eldivenleri çıkarabiliriz. Eldivenlerin de soketleri var. Oraya öylesin koymuştum onu tutsun diye. Ha, bu kol harici. Tamam. Aynen abi. İkisi tek parça onun. Müthiş ya. Evet tabii canım ateş falan atıyor görürsünüz. Videonun sonunu bekleyin. Öyle bir şey yakıyor ki şok olacaksınız. Bilenler söylemesin. Öyle bir şey yakıyor ki diyeceksiniz ki Allah'ım inanamıyorum. Bu da böyle arkadan çıkıyor. Bacakları yukarıda tutmak çok zordu. O yüzden bacakları omuzlara bağlayan yeni parçalar tasarlamam gerekti. Şu parçayı da kalça parçasından ayırdım. Karındaki plakayla birbirine tutunarak vücudumda duruyor. Şöyle bir güzelliği var. Ben de yapamayacağım. Uçacak mı ya? Hayır uçmayacak. Kolları çıkarabiliyoruz. Sonra şuradaki klipsleri çıkarıyoruz. Şunu takalım sadece. İyi tamam. Şeyi karışmasın, oryantasyonu. Oradan çıkarıyoruz. Tamam. Aynen. Bunu giymesi de saatler sürüyor bir de ya Allah'ım. Bunu ben takıp çıkaracağım. Burası hassas biraz çünkü ama zaten gereken şey. Bu çay da iyiydi. Böyle sanki hep kırılacakmış gibi hissediyorum burası. O yüzden daha kolay. Şöyle aşağıdan. Aynen. Evet. Şunu da şuraya yere koyayım. Bu nasıl uçsun arkadaşlar Allah yani uçurmak aslında belki. Alt bacağı tut. Arkaya markaya çok ciddi bir sistem kurmak lazım onu yani. Vücudun her noktasını hatta bir de dengede uçabilmesi için. Şöyle koyalım. Yani imkansız değil i̇şte ama çok zor. Sürekli tek başıma bu zırhı böyle söküp söküp taktım aylar boyunca pandemide. Uzun süremesinin nedeni bu. Tolga şu anda tight giyiyor zırhın içine giymek için. Tolga'yı gerçekten tight'la görmeye hiç hazır değilim. Şu sırt kısmı. Tamam. Ve aynen. Bakalım bu nasıl olacak çünkü henüz full beden. Bu full beden taytlar beni yani saçma sapan o kadar çok güldürüyor ki. Tamam. Bunları da içinde şey yapacağız. Bir buçuk sene. Şey sağ ol. Bir buçuk. Şimdi makine göre iyi mi? Geçti değil mi? Yok yok. Çok az suya ihtiyacım var. Su. Aha. Şu bak şurada duracak tamam mı? Bu tamam. Yukarıda kalacak. Bunu sırta takacağız şurada sonra. Diğer iki kabloyu bacaklardan aşağıya atmamız lazım. Astronotların nasıl giyindiğini çok merak ediyorum. Onlar da birkaç kişi giyiniyorlar ya. Çünkü o pressurized suit yani uzaya çıkıyorsun. Minik uzay gemisi giyiyorsun. Bu videoyu çektikten sonra bir daha giymeyeceğim bu. Bunu şimdiden karar verdim. Seni Jarvis olarak düşünüyorum şu an. Biraz fazla sıkı oldu. Ölüyormuş değil mi bu olan? Şimdi daha kolları kollar. Aynen. Abi böyle içine tıkı tıkı ben kesin sıkılırdım mesela böyle bir şey var. Ya bu çok büyük bir sabır da iş aynı zamanda. Ben %100 yani sıkılırım ve bırakırdım. Yüksek ihtimalle ikinci haftasında falan sıkılır bırakırdım. Yes. Şimdi diğer kol. Yes. Helal olsun tabii ya. İlgi alanı işte yani insan ilgi alanı olması gerekiyor. Mesela tamam, Batu böyle bir şey girişse sıkılmaz yapardı onu. Biliyorum. Evet. Çok güzel bir başladık. Ben yapamam. Ben de o sabırı yok. Ben işlerim hemen hallolsun istiyorum. Ön tarafı kaldırmamız gerekiyor. Tamam. Bir dakika. Abi sen herhalde verir misin? Önce tamam. Yapalım. Çek aynen. Tamam geliyor. Tamam bir geçin. Takıldı aşağısı. Şimdi aşağı indir. Evet. Sağ omuz takıldı. Tamam. Şimdi. Tamam. Yes. Evet. Tamamdır. Evet. Oyun tamam. Sektöründe de ne işleri var? Ne işleri var oyun sektöründe? Harbi sistemi. Arda çok teşekkür ediyorum 51 bitlik desteğin için. Ezgi Özkan 16. James Kutosu'na hoş geldin. Göremediğimiz işte ayna gerekiyor. Abi şu an ayna yaptığım için olsaydım her şey çok daha kolay olacaktı.
Burada tek kablo kırmızı, orada siyah, beyaz. Üçlü bir kablo var. Tamam, üçlü üçlüye bağlandı. Tamamdır. Enerji kablom var. Enerji şimdi kablomu biraz daha takacağız. Tamam. Richard'da şey yaptı. Tamam, düşmez zaten. Tamam, arkasını açtın mı? Hı hı. Ahanda ve son parça. Bir beşli, bir dörtlü. Evet, evet. Tamam. Şu an takıldı görünüyor. İkisi de takıldı, tamam. Okey, eldivenleri alalım. Şimdi parmaklardan tutup tek tek içeri gitti böyle üstünden, aynı. Parmaklarıma oturttu yani, oturunca eldiven de oturttu. Yaşı kaç ki yani şu an acaba? Hakkı? Yaşı kaç? Sen yaşını da bilirsin. Bence bir 32-33 falan. Tipi öyle. Tipi 32-33. Efendim bu arada RFC 12-12 4. ayında, I'm Gobit 5. ayında İlker hoş geldin. Ahmet Bilgi selamlar. Komak selamlar, hoş geldin. Evrim Oğuz çok teşekkür ediyorum 3 ayakta senin için. Ve Alperen 7'de 6. ayında hoş geldin. Yani şimdi eldiveni biraz daha ekleyebiliriz. Onun soket biraz dışarıda kalabilir, yapacak bir şey yok. Hiç 40 üstü olduğunu sanmıyorum ya. Tabii güç verelim. Mümkün değil gibi geliyor hatta. Doğru. Tamamdır. Kablo dışarıda. Ha, güç verdi. Çok iyi değil mi? Sonunda bütün zırhı giydim. Birazcık zor oldu. Bir iki parça çatladı falan aralarda. Çünkü dediğim gibi bağlantıların bazılarını yenilediğim için buralarda öngöremediğim problemler çıktı ama onun dışında gayet iyi. İlk haline göre çok daha şey. Bu arada bunun ledleri yanık kalmış. Jarvis, disable battle mode. Komutların bir kısmını gece yazdığım için... Ha bu arada fark etmiş olabileceğiniz gibi artık Jarvis geri döndü. İkinci bölümde mi, üçüncü bölümde mi Friday'e çevirmiştik. Bunun evet. Nedeni o esnada İngiliz aksanıyla konuşan ses bulamamış olmam asistan için. Şu anda Jarvis'e çok yakın bir ses buldum. Jarvis, say hi. Hi Tolga. Hi Tolga. Jarvis, battle mode. Bir şey kırıldı. Ya da şey, ha sırtındı. Yok, bir şey kırılmamış. Okay. Jarvis, battle mode. Nasıl? Ben o kadar coştum ki şunu yaptığında. Allah'ım, o kadar coştum ki şunu yaptığında. Allah'ım ya Rabbi, böyle arkada şey falan çaldı yani. Düt 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 rü rü rüm 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 rüm. Geldin mi kutusu? Kaskın içindeki servoları yaktık. Dediğim gibi iki tane yanıyormuş, daha minik servo takmıştım. Metal dişli gerçi ama. Bak. Geldin mi kutusu? Kaskın içindeki servoları yaktık. Dediğim gibi iki tane daha minik servo takmıştım. Metal dişli gerçi ama. Yanıyormuş neredeyse bu arada. Bir anda böyle inanılmaz bir ses gelmeye başladı. Korkunç bir koku ve ısı geldi böyle kafamda. Yanıyordum. Gidiktim onlar. Şey, servoları çıkaralım abi. Bak, şurada evet. Renkli turuncu, kırmızı kahve tamam. Kablolar görüyorsun ya. Çek onları abi direkt. Tamam. Direkt yukarı çekebilirsin kabloları. Sen bir iyice içeri uzan. Aynen çek. Tam şu anda Iron Man gibi yapırsan. Evet. Yapırsın sen şu anda. Bak orada şey, header'larından çıkarabilirsin. O değil, o değil. Acaba kaça satar? Bak şurada. Ha, şuna atar. Aynen. Tamam. Aynen. Evet, kaskı açıp kapayamayacağım videonun geri kalanında gibi görünüyor. Çünkü şu an zırhın içindeyken servoları değiştiremem. Evet, servosuz bir şekilde kask geri takmam gerekiyor çünkü mikrofon falan içinde. Çatır çatır. Bence kırıldı ki kask. Bundan sonra ya, boş ver gel. Kırıldı vallahi. En azından önümü göreyim düzgün. Bir de içerisi gerçekten çok kötü kokuyor. Jarvis, arm the repulsor. Jarvis. Jarvis. Fire. Ya
Evet, en azından Rebalser'daki problemlerin hepsini çözmüş durumdayım. Eskisi gibi sorunlu çalışmıyor. Kask sıçtı. Bunun da nedeni tamamen yeni bir tasarım yapmış olmam. Çok fazla test çok aldım. Dişler zorlanmış belli ki. Yeni bir servo ile deneyeceğim. Yani gerçekten biraz daha yüksek torku. Ya. O yüzden şu anda yamuk duruyor olabilir. Gözler de açık zaten. Hadi kas bir şey deneyelim. Sargın. Jarvis. Enable flight systems. Ne geliyor? Uçmuyor ya. Sadece duman bırakıyor işte. Ama boz mevcut da çok hoşuma gidiyor. Bakın flapları falan açıyor, gördün mü? Artık Jarvis'im olarak Emre'yi kullanıyorum. Emre, kask kapar. Laf diye sana bak. Pardon. İşin kötü tarafı sonra da açılmıyor. Emre nasıl havalı? Emre, kaskımı açabilir misin? Sesleri duyuyor musun, servodan çıkan sesleri? Durmuyor mu açık? Hadi dur, hadi dur. Bir daha kapamayalım o zaman. Ah, bantlayalım mı hakikaten? Bantlayalım, bir şey yapalım. Yazık, kask sadece kask patlıyor. Vidaları sıkıştırıyoruz. Müthiş bir final videosu oldu. Her şey tamamlandı gerçekten de. Ha, süper işte bak. Tamamdır. Evet. Yani iki servo birden gitmiş bu arada sanırım. Demin kontrol verdiğim zaman da böyle garip sesler çıkarıyordu. Son teknoloji bant. Jarvis, armed repulsor. Geliyor. Jarvis, fire. Oha, ne oldu lan öyle? Çok sıkıştı, çok şeydi, kalındı. Çok iyi. Gerçekten Jarvis, çok çok iyi. Fire. Çok sıkıştı. Çok sıkıştı. Fire. Kameraman öldü. İyi misin Adil? Bir kazana geldi ama. Hoşça kal Adil. Yandın sen. Adil gitti. Çok iyiydi bu. Kıvılcım da iyiydi. Tolga ya, ateşin var mı? Ve işte o müthiş final. Hazır mısınız? Jarvis. Fire. Hadi eyvallah. Hadi bu dakikadan sonra herkes dalgasına baksın. I am Gobit 5. ayında İlker Semen'e efendim yeni çıtır pıtır Gobit ekmeğimiz Ahmet.